Arkadaşlar günaydın, hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 2 günlük bir Antalya yolculuğuna çıkıyoruz. İnanılmaz heyecanlıyım. İstanbul'da havalar soğumuşken böyle bir iş gelmesi benim için müthiş oldu. İşe gidiyorum bu arada. Güzel bir otelin reklam filmi çekimi var. Orada makyaj yapacağım. Çok heyecanlıyım. Şimdi hızlı bir valiz hazırlayacağız beraber. Ondan sonra bir kahvaltı ve sonra yola çıkış başlıyor. Çok enerjik uyandım. Güzelce duşumu aldım. Nemlendiricilerimi sürdüm. Hazır ve nazırım tatile gitmek için. Benim için bir tatil gibi geliyor. Çünkü çok güzel bir otele gidiyoruz. Biraz daha sıcağa gidiyoruz. O yüzden benim için tatil çalışmak beni çok fazla yormuyor açıkçası. Olumlama yapıyorum kendimce. Önce valizimizi hazırlayalım. Zaten biraz hazırlamıştım ama ufak bir düzenleme yapacağım. Ondan sonra kahvaltı yapar, sonra da yola gideriz. Bu arada tam uyandığımda kargolarım geldi. Bunlar da gitmeden geldiği için aşırı mutluyum. Açalım, çok merak ettiğim şeyler aldım çünkü. İlk olarak ona bakalım. Yes. Böyle bir deri pantolon aldım kendime. Çok merak ediyorum. Umarım güzel olur. Paçası biraz genişmiş ya. Daha düz paça istiyordum ben aslında. Bakalım, deneyeceğim. Şöyle bir deri pantolon aldım. Derisi çok güzel, yumuşacık. İçi de böyle kalın. Güzel yani, kışın güzel giyilir. Ama işte düz paça değil yani, boru paça gibi gelmiyor. Biraz daha İspanyola dönük paçası. Anlaşılır mı? Bilmiyorum. Deneriz bunu da. Vaktim kalırsa tabii. Olmadı iade edip başka markalardan bakacağım. Birkaç tane vardı beğendiğim. Ben bunu almak istedim ama... Bilmiyorum, bakacağız. Adından gerçekten Bali kokusu geliyor bu ayakkabıdan. Bot aldım kendime. Markalarda 700-800 lira. Ben geçen sene bir tane çizme almıştım, hatırlıyor musunuz? Krem bir çizme, sürekli de giydim onu. Onu aldım, markadan aldım botu da. 390 lira mı? Öyle bir şey. Bence fiyatı çok uygun. Ve o markanın gerçekten ürünleri de güzeldi yani, kullandım. Çizmem hiç su geçirmiyordu. Ondan sonra içi çok sıcaktı falan. Dedim ki bu markadan alayım yani, arada 300-400 lira fark var. Bunu bildiğim için bunu alayım dedim ama inanılmaz Bali kokuyor, bilmiyorum. Durun bakalım. Umarım güzel çıkar. Güzel. Yani. Abi inanılmaz Bali kokuyor. Ay çok kötü Bali kokuyor. Neyse, çizme böyle bir şey. Yani güzel bot. Güzel bir bot bence. Şöyle görünüyor mu? Aynen. Güzel bir bot. Her yerde olan bir bot aslında ama böyle bir botum yoktu. İşte deri pantolonlarla giyeyim, bol paça pantolonlarımla giyeyim falan istiyordum. Güzel görünüyor. Bakalım ama deneyeceğim bunu da. Bali kokusunu da biraz açıkta bırakacağım. Döndüğümde hala kokuyorsa iade ederim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ama içi yumuşacık. Şöyle görünüyor mu iç kumaşı? Şöyle yumuşacık, sıcak tutacak bir kumaş. Yani çizmesinde de bu vardı. O yüzden çok sevmiştim. Bir de hafif bot. Denerim bunu da. Şimdi bir valiz hazırlamaya başlayayım. Gerçi dün hazırlamaya başlamıştım ama valizimi hazırlayalım beraber. Sonra vakit kalırsa üzerimizde deneriz bunu. Şu an odayı görseniz karman çurman. Göstereyim hatta. Şurada kargolarım var. Şunlar çoraplarım, götüreceğim çoraplar. Fırçalarımı yıkadım. Fırçalarımı koyacağım. Şurada Enes'in kargoları var. Bu kadar valiz götürüyorum. En küçük valiz tipi. Yani elle taşımak yerine böyle valize her şeyimi sığdırırım diye düşünüyorum. Hadi hazırlayalım. Çoraplarımı da şöyle koyayım. Bugün ne giyeceğimi hiç bilmiyorum. Valize de şöyle kombin koydum. Şöyle bir tane işte dedim, cumartesi günü bana vakit kalırsa giyerim. Hani akşam yemeğine giderim ya da yemekten sonra inerken de kendime biraz dolanırım diye bunu aldım. Bu birinci gün iş kombinim. Eteğim ve siyah tişörtüm. Çok rahat oluyor. İkinci günde aynı şekilde gene siyah tişört ve siyah pantolon giyeceğim. Belki gene eteği giyerim iki gün üst üste, bilmiyorum. Zaten iki gün olacağı için. Bir de bu pijamayı almıştım. Bu pijamayı değiştireceğim şimdi. Eşofman üstüne, tişört üstüne sürekli giydiğim bir hırkam var. Onu alacağım ki o hırkayı günlükte de giyebileyim. Gece belki üşürsem alırım diye.
şu pijama takımını değiştireceğim o yüzden. Çoraplarım burada. Şunları şöyle bir koyayım. Siz göremiyorsunuz bu arada galiba. Neyse. Burada da işte fönüm var. Gerçi orada kuaförümüz olacak. Ben makyaj ekliyorum. Kuaförümüz de var ama neyse. Buraya böyle küçük bir şampuan koydum. Kendi şampuanımın dışında şampuan kullanamıyorum. Hemen kepek yapıyor. Diş fırçam. Üst temizleme jelim. Bu da bitmek üzere. Orada atarım artık. Diş macunum. Bir de ojemi aldım yanıma. Ojelerim güzel bir oje değil. Hemen atıyor. Ama bunu sürmüş bulunmaktayım artık. Kırmızı çıkartamam da. O yüzden yanıma ojemi aldım. Bir de pazar günü işte dönerken güzel bir duşumu alır, maskemi yaparım diye. Origins'in bu maskesini aldım, pembe maskesini. Kendimi şımartırım, sonra sıfır makyaj, uçağa binerim. Bu maskeye bayılıyorum. Çok da gerekli değildi ama aldım. Niye almayayım? Bu şekilde. Şimdi pijama koyacağım, fırçalarımı koyacağım. Minik bir makyaj çantası yapacağım kendime. Ondan sonra giyinir, kahvaltı yapar, çıkarız. Saat zaten şu an 11.30 oldu bile. 2 gibi çıkmam gerekiyor. Hadi ben hızlıca şu valizi hazırlayayım, geliyorum. Serpme kahvaltım ve konuşanlarla beraber günümüz devam ediyor. Seni mi izleyelim istiyorsun? Ne istiyorsun bizden? Git artık buradan. Esprit zekasının yüksek olması. Sabahtan beri evdeyim. Hazırlanıp çıkacağım dedim. Gene konuşanlara dalıp geç kaldım. Hazırım şimdi. Gidiyorum. Bu şekilde giyindim. Valizimi aldım. Şuna sığdım ya. Helal olsun bana diyorum. Ve gidiyorum. Hoşçakalın. Benim halime bakın. Sinirden ağladım. Buraya öyle bir gelişim var ki size anlatamam. Marmara'ya gittim dedim ya erken giderim falan diye. Marmaray'da biri intihar etmiş. Ona mı üzüleyim? Kendi halime mi üzüleyim geç kaldım diye. Yani o kadar kötüydü ki. Neyse yetiştim ama. Sabahki o enerjinden eser yok ama okey. Sıkıntı değil. Hallettik geldim yani. Check-in'imi de yaptım, valizimi de verdim. Şimdi kızlarla buluşacağız. Bakalım gidiyoruz. Çok kötü bir başlangıç oldu güne ama okeyim, iyiyim yani. Biz geldik, şimdi valizlerimizi alıyoruz. Böyle giriş yapılıyor. Hoş bulduk. Yüzümde güller açıyor. Ayaklarımız yere bastı şükür. Otelimize geldik. Çok güzel bir yer gibi görünüyor şu an. Değil mi? Şu an gayet güzel görünüyor. Keyifliyim. Odaya gideyim, bir yerleşeyim. Sonra yemeğe ineyim. Benden mutlusu olmayacak. Geldim. Hemen yerleşmeden önce size minik bir oda turu yapıyorum. Çünkü dağılacağız. Dağılacağız yani. Şöyle bir girişimiz var. Burada böyle banyomuz var. Gayet yeterli bir alana sahip. Şurada böyle mini barımız var. Gel gel. Gel gel. Kaçıyorum. Böyle de yatağımız ve dinlenme alanlarımız. Bence gayet güzel oda ya. Çok sevdim ben. Şükür moment. Yemekteyim. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bayılacağım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Fotojeniklikle alakası yok ki. Ben kamerayı seviyorum. Bir de konuşmayı çok seviyorum ya onunla. Kamerada iyi göründüğünü düşündüğüm için. Evet. Ben de tam aksiyon çıktığım için. İyi çıkıyor muyum? Ne diyorsunuz? Bakacağız. Sen çek bakalım. Güzel. Güzel. Yemeğimi yedim. Benden daha mutlusu yok şu an. Toplantıyı bekliyoruz. Markayla tanışacağız. Prodüksiyon ekibiyle tanışacağız. Ondan sonra da keyif yapacağız. Değil mi? Evet. Evet. Çok mutluyum ya. Yemek yedim. 3 saattir yemek diye ağlıyordum. En güzeli tatlı yedim. Evet. Ama tatlılar hiç beklediğim gibi değildi. Çok güzel. Yarın ondan yerim. Şuna bakayım. Çok mutluyum. Otelde muhteşem. Size etrafı gösteririm. Fırsat buldukça.
biz akşam yemeğinden sonra böyle planlar yaptık, kızlarla oturur bir şeyler içeriz falan diye. Set başlangıcı 5.30'daymış. Herkes yıkıldı orada. Kafa yiyeceğiz. 5.30 nedir ya? Şu an saat kaç? 11 mi? İnanılmaz. Bir kadehimi içip gidip yatıyorum yani. Saat 5.30. Malum sebeplerden dolayı odaya gidiyoruz. Size minicik bir otelin turunu attırayım. Yani otelin turunu attıramam. Çok büyük ama şöyle aşağıda güzel mağazalar falan var. Şurada da bizim odamız var. Odamıza gidiyoruz. Yarın gün ışığında güzelce gösteririm size. Bir insan evladı 4'te uyanmamalı ya. Günaydın. Bize kahve yapıyorum, içer misin? Oynat Uğurcuğum. Biraz kendime geldim. Şimdi ufacık bir makyaj yapacağım. Sonra kahvaltıya ineceğiz. Oradan da artık set başlar 6 gibi. Hiç bu kadar dinamik olacağımı düşünmezdim ama bayağı iyi hissediyorum kendimi şu an. Çok aşırı aşırı uykum yok. Tabii aptal gibiyim, orası ayrı ama o da kahvaltıdan sonra düzelir diye düşünüyorum. Oh. Kahvaltı yapayım, kendime geleceğim iyice yani. Bir de gözlerim düzelse. Hemen diricimizi de sürelim, sonra makyaja geçelim. Çok da bir şey yapmayacağım zaten ama birazcık kaşlarımı doldurayım. Işıkta da hiçbir şey göremiyorum aynada. Nasıl olacak? Gerçekten çok bir şey görünmüyor. Şu tam ışık gölge yapıyor bana. Vallahi göremiyorum. Kaşlarım ne oldu? Şimdi bunun da kapatıcılığı bir tık daha yoğun olsun istediğim için elimle dağıtacağım. Çok fark ediyor. Yesen Body'yi fırçayla, süngerle ve elle dağıttığınız zaman hepsi birbirinden farklı kapatıcılık sağlıyor bence. En yoğunu da elle tabii ki. Elle iyice cildime yediriyorum. Sonra süngerle üstünden geçip biraz daha doğallaştırıyorum. Süngerle bunu şimdi biraz daha inceltip iyice cildimmiş gibi yapıyorum. Concealer sürünce günüm ayıyor işte. Ay, hazırım. Kahvaltıda görüşürüz. Buradan 10 kilo alıp geri döneceğim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Sadece şunun hayalini kuruyordum. Biz geldik, ilk makyajlarımızı da bitirdik. Şimdi ikinci makyajlar için bekliyoruz. Çok enerjiyim ya, hiç 4'te uyanmış insan gibi değilim yani. Bayağı enerjiyim. Peki şimdi sizin göstereceğim şeye bakın. Ben değil tabii ki. Bu nedir? Bir de burayı sabah düşünemiyorum. Çok güzel.
Burada da set kuruluyor yan villada. Biz devam. Kız oynuyordun daha demin. Biz devam. Saat şu an 9.30. Güne o kadar erken başladık ki gün bitmiyor. Kaç tane makyaj yaptığımı saymadım. 6 tane yaptık herhalde. 6 tane. Daha fazlaymış. Şimdi bir kahve molası verdik. Çekim yapılıyor aşağıda. Ne konuşuyorsun? For YouTube. İngilizcem de burada şakır şakır akmaya başladı. Modeller sayesinde. Durun size biraz çekim alanını göstereyim. Bende de hiç yok işte. Şimdi kendime kaş yaptırıyorum. Hadi yap. Seni göstermeden. Çok güzel kaş yapıyor. Ben de kaş konusunda kendimi hiç iyi hissetmiyorum. O yüzden kaş yaptırıyorum kendime. Bu da çok tatlı. Bayağı aşırı sempatik. Ben bunu bildiğim makyaj yaptım. Konsilerin de böyle ne kadar. Modelleri çekiştiriyoruz. Bak cildi çok kötü. Bak bebek gibi olmuş. Görüyor musun? Çok kötü. Göster çocuğumuzu da görsün. Dur göstereceğim. Takipçilerim. Burada nasıl nimetlerle çalıştığımızı. Nimetlerle. Thank you. Bir şey demediler ki. Yasuo. Demediler. Canım 35 numara ayaklarım oldu size. 38 o kadar şişti ki. Sabah 5'ten beri ayaktayım. Şu an saat 4.30. Ama o kadar yorulmadım ki şu an sadece ayaklarımın şiştiğini hissediyorum. Onun dışında hiçbir zorluk hissetmiyorum. Gayet keyifli gidiyor. Sadece akşamki partilememizi hayal ediyorum. Umarım öyle bir şeye vaktimiz kalır ama bakalım. Böyle çok tatlı bir ekiple çalışıyoruz. Gayet keyifli. Otel zaten muazzam, muazzam yani. Öyle bizde durumlar bu şekilde. Böylece yatıyorum şimdi. Parti konseptli bir çekim daha yapacağız. Onun için modelleri bekliyoruz. Sonra da biz partileyeceğiz. Cennete düşmüşümdür. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bak. Ne yapıyorsun ya? Günaydın. Biz felç olduğumuz için bir çırpıda hazırlandık. Sizinle hazırlanamadım yani. Şimdi giyineceğiz. Tekrardan sete geçiyoruz. Bu gece de yolcuyuz. Gün içinde tekrardan görüşürüz. Size ufak bir balkon turu yapmak istiyorum. Balkonumuz çok güzel. Şuranın güzelliğine bakın. Muhteşem değil mi ya? Aşık oldum buraya. Ben İstanbul'a dönmüyorum. Tüm yaralarımı sarması için bir double shot. Ve ben ve keyfim ve kahyam oturuyoruz. Bu Antalya'yı sıcak diyen kimdi ya? Donuyoruz. Güneşi yakıyor. Güneşi çok öğlen yakıyor. Böyle 3-4 gibi yakıyor biraz. Donuyorum. Kabanla geldim diye benimle dalga geçmişlerdi. Herkes üst üste bornozu. Aynen. Biz de şu an güneşleniyoruz. Diğer arkadaşlarımız sette. Çalışıyorum. Biz keyif. Keyif de demeyelim de işimiz yok diyelim.
Bugün set erken bitecekmiş. Saat 5 gibi falan. Sonra biz kendimiz bir şeyler yapacağız. Saat 11'de de uçağımız var. İstanbul'a gidiyoruz. İki gün güzel oldu. Hem yorulduk hem dinlendik. Keyifliydi yani. Ama keyifliydi, yorulduk ama. Bence yani kafa olarak dinlendim en azından. Şey İstanbul'un yani. Şeyinden çıktım. Yatak çok rahat değil mi? Yatak yani. Çok rahat. O gerçekten. Ben de almak istiyorum. Hoş geldin. Vlog çekiyorum. Bu da minik mankenimiz. Ay parladım mayo. Böyle işte. Çok güzel. Sarısı, saç sarısı böyle zengin sarısı derler ona. Zengin sarısı saçı var kızda. Şu an baktığım manzaraya bakın şimdi, bekleyin. Bu nedir? Müthiş değil mi ya? Öleceğim huzurdan burada. Cheers. Ben çok yoğun olmayan, doğal duran dalgalar istiyorum, rica edeceğim. Doğal mı şey istiyorsun? Evet. Hafif böyle dolgun dolgun olursa. Yönümüzden çıksın. Evet, çok önemli bunlar değil mi? Tabii tabii. Evet, açıyorum. Aç. Kim o? It's me. Monica. Yo. Ya. Say hi. Merhaba. Merhaba. Ya çok tatlı. Wow. Amazing. Thank you. O kadar tatlılar ki buradaki modeller, bayılıyorum ya. Gerçekten çok tatlılar ha. Size bir güzellik gösteriyorum. Bu nedir ya? Bu nedir? Buranın güzelliği benim sinirimi o kadar bozdu ki. Çok güzel ya. Ben vlog çekiyorum. Siz devam edin. Şuna bakın. Bu nedir? Biz son akşam yemeğimize geldik şimdi. Çok güzel bir ekiptik. Gerçekten müthişti her şey. Şimdi bir tatlı tabağımız var, bakın çekelim. Ay, son bir yemeğimizi yiyip sonra da gideceğiz. Hazırlandık neredeyse zaten. Bakar mısınız? Öyle, şimdi size bir tatlı tabağı gösteriyorum. Aklınız hayaliniz şaşıracak. Şuna bakar mısınız? Bunu iki tane kadın yiyecek. Yani şunu denemek için aldık aslında ama diğerlerinin hepsini yiyeceğiz. Çok korkuncuz, inanamıyorum ama gerçekten bunu yapacağız. Yemek tabağım da böyle. Çok mutluyum. Şu an yemeğimi yiyip koşarak gideceğim. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Biz geldik havalimanında, kapının açılmasını bekliyoruz. Enes gelecek, beni alacak. Çok mutluyum. Hiç taksidir, odur budur, onlarla uğraşmayacağım. Çocuklarımı çok özledim. Eve gidip onlarla uyumak istiyorum. Sade ve sadece. Çok güzel bir setti. Kapanışı yarın ayı kafayla yaparım diye düşünüyorum. Şimdi evime gideyim. Evde görüşürüz. Günaydın, ben eve geldim. Mesaim de başladı çocuklarımla. Beni özlemişler ama Güneş şu an şarjımı yiyor. O şarj ne kadar sığınabiliyor, var mı buraya gel. Delirtme. Şu an o kadar kötü bir yerde göstermek istemiyorum bile. Kombimiz bozulmuş. Sıcacık bir duş alma hayaliyle uyandım ve alamadım şu an. Daha fazla kendime bakmak istemiyorum. Duş alayım bebek gibi. Şu kombiyi bir hallettireyim. Gel anneciğim. Neredesin? Salak. Ne anlıyorsa bundan.
Valizimi falan açtım. Duş alayım güzelce, sonra vedalaşalım. Böyle vedalaşmayayım. Bekleyin. Güzelce duşumu aldım. Sonunda kendimi sokağa attım. Videoyu da güzelce editledim. Şimdi kapanışını da yapayım ki yükleyebileyim hemen. Çok geciktim çünkü. Eğer buraya kadar izlediyseniz, beni takip etmek isterseniz aşağıdan kanalıma abone olup diğer videolarıma göz atmayı lütfen unutmayın. Öpüyorum sizi. Diğer videolarda görüşmek üzere.